Herkese selamlar dostlar. 12 Mart Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Güzel bir görselle girmek istedim öncelikle. Dün Galatasaray maçı vardı bildiğiniz üzere. Beraberlikle maçtan ayrıldık. İddia açısından ne kadar herkesi yatırmış bir maç olsa da sonuç açısından bence Galatasaray için, Türk futbolu için çok güzel bir sonuç geldi. Ondan dolayı açıkçası mutluyum. İstanbul'u umarım bu Katalon eşekleri eleriz de göndeririz ülkelerinde. Direkt ben raporlarla başlamak istiyorum. Şimdi skor bilenleri ekrana getirmek istiyorum. Real Madrid Paris mücadelesinde skorunu bilen iki kanal Kriptos kanalıyla Fatma Tunalı isimli hanımefendi bildi. Bu iki kişi Instagram üzerinden Instagram Kanga oradan benimle iletişime geçerse Mart ayının sonuna kadar katıl Telegram gruplarına dahil edeceğim. Barcelona Galatasaray maçında skorunu bilen tek bir arkadaşımız var. Armağan Kalyoncu. Baktım hatta sonradan mı yorum atmıştı özellikle dikkat ediyorum. Maçtan bir saat önce falan yorum atmış sanırım. Hesapladık daha yeni bunu. Arman Kalyoncu isimli arkadaşımız da maç skorunu bildi. O da Instagram'dan yazarsa 10-0 yazan var mesela Barcelona maçını. Fazla ironik oldu. Bir skor yarışması daha yapmak istiyorum. Çok güzel bir maç var. Tottenham tarafındayım ben bu maçta özellikle. Manchester United Tottenham maçının maç skoru ne olur arkadaşlar? Sizlere sormak istiyorum. Skoru bilen yine iki arkadaşımızı Mart ayının sonuna kadar katı Telegram gruplarına alacağım. E, maç skoru yoruma yazmanız, videoyu beğenmeniz zaten yeterli olacaktır. Maç skoru yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. United maçının skorunu. Geçiyorum bir diğer raporuma. Şimdi 10 Mart YouTube raporu neler yaptık? Ben şöyle bir liste yaptım önümüze sunmak adına. Sevilla maçı 2-3 gol başarısız. Sparta Prag maç sonu 1 başarılı. Handikap 2-55 gibi orandan başarılı. Les United KG var başarısız. Atalanta KG var başarılı. Atalanta Handikap 0 3-55 gibi orandan başarılı. Barcelona ilk yarı bir başarısız. Barcelona ilk yarı 4.5 üst korner başarılı. Rangers'ın maç sonu biri ilk yarı biri. Bodo'nun da KG'si başarılı. Beni üzen burada bizim kombinimizin başarısız olması. Zaten şurada 3 tane loz var. 2 İki tanesinin ikisinde kombine de olması biraz şanssızlık açıkçası. Les futbol oynamadı. Barcelona zaten pek fazla küçümsedi diyebilirim Galatasaray'ı. Pek fazla top oynayamadı. Ama güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum o maçtan. İstanbul'da inşallah daha güzel sonuçlar elde ederiz. Yüksek oran raporu çok güzel. Yüksek oran grubunda 5 tane maç paylaşmıştım ben bunlardan. Level Kuzen Handicap 0, Barcelona ilk kere 4.5 üst korner. Ya yani böyle yüksek oranlı seçtiğim maçları zaten paylaştım. Youtube'da da analiz atmıştım. Herkes açık olarak zaten anlatmıştım. Yüksek oran grubunda ekstra vurgulayarak da zaten bunların hepsini yazdım. 5 tane maç çok yüksek oranlar var mesela burada. Mesela Atalanta'nın Handicap 0'ın 3.55.000'i oranı vardı. Tek başına 4 oran neredeyse. Yüksek oran grubunda güzel bir başarı yakaladık. Değerlendiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum arkadaşlar. Kombine raporuna baktığımız zaman da idealim ana kuponum olarak benim değerlendirdim. Kombine zaten YouTube'da da verdiğim kombine başarısız. Fakat katılda ekstra bir alternatif de olduğu için her zaman Southampton mücadelesine KG var. Sparta mücadelesine de Master 1 verdim. Zaten Pırak mücadelesi ilk yerden geldi diye söyleyebilirim. 4-1 gibi skorla kazandı. Newcastle maçı da ilk yerden geldi. Burada güzel bir kazanç elde ettik ve devam ettik diyerekten de isterseniz direkt maçlarımıza geçelim. Sizden ricam aynı şekilde videoları güzel seviyede like atmanızdır. Emeğe saygı açısından yine artı 300 350 üzerine çıkarsanız cumartesi olmasından dolayı şimdiden hepinize teşekkürler. İlk mücadelem Hatay Spor Karagümrük mücadelesi. Bu maçta biraz şöyle Enteresan. Çok vermediğim bir bahis seçeneğini vermek istiyorum sizlere. Şimdi Karagümrük'te eksik çok fazla. Bu eksikler can yakan cinsten. Karagümrük zaten son maçta Altay'a bile gol atamadı. Altay ilk yarıda kırmızı kart gördü. Ya yani ondan sonra kaleye doğru düzgün e, ataktan ziyade gol pozisyonuna net giremedi. Çünkü eksikleri çok fazla. Emre Mor bu maçta kart cezalısı mesela. Pes için yokluğunu hissediyorlar sakat. Lukasen bu maçta oynamayacak. Borini bu maçta muhtemelen oynamayacak. Zukanovic bu maçta oynamayacak. Karagümrüğün eksikleri çok fazla. Ev sardık sadece Sadık Baş bu maçta olmayacak. Traore muhtemelen bu maçta dönecek. Diouf, El-Kabi zaten yanıyor. Hatayspor son dönemlerde golü maçlara da imza atıyor. Özellikle 2022 senesinde oynadığı 9 maçta olması lazım. 39 tane gol atılmış sanırım. Golü maçlara imza atıyor. Ben burada Atay Spor'un yanındayım açıkçası. Günün ilk seans maçından da olmasından biraz çekincem var. Fakat şöyle bir idealim var. Yüksek oranı da vereceğim sizlere. Tabi ideal sayılırsa. 1.57 gibi oranı var. İlk golü Hataysporun bulmasını bekliyorum. Ve bu golü ilk yarıda bulmasını bekliyorum. İlk yarıda Hatay Spor bence bir tane gol atar bir öne geçer diye düşünüyorum. İlk golü Hatay'a verdik mi? 1.57 gibi oranı biraz ideal sayılır. Bu ilk gol olayları biraz riskli olabiliyor. Onu da belirteyim. Bir de şöyle yüksek orandan ne yapabiliriz diye beklediğimden. Maç skoru beklentim benim x0 bandında olduğundan dolayı 4.5 altında bir de 1.97 gibi oranı var. Burada Atay Spor'da galip gelebilir. Yüksek orandan bu denemeyi de yapabilirsiniz. Brighton Liverpool. Bu maça geçmeden önce hemen bir şey söylemek, söylemek istiyorum. Arkadaşlar sizden ricam inşaatçı kuponu yapmayın. Lütfen. Çünkü şöyle söyleyeyim. 7 tane maç veriyorum. 7 maçın tüm yüksek oranlarını alıyoruz, alt alta yazıyoruz, Kupon yapıyoruz. Ondan sonra yattık battık. Rica ediyorum bakın. Ya tabi böyle düşük 3 lira 5 lira 10 liralık böyle hepsini oynayabilirsiniz fakat. inşaat kuponu yapıp da çok yüksek başarı beklemeyin. Çünkü 10 on maçın 10'unu da bilmek ciddi anlamda zor. Bir camdır inşaatçı kuponu yapmayınız lütfen. Geçiyorum. Brighton Liverpool mücadelesi. Liverpool 1.37 gibi oran açmıştı. Oran sizce de biraz fazla değil mi? Şöyle bir insana bir düşündürüyor bu maç. Fakat ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Brighton kendi evinde gerçekten muazzam bir futbol sergiliyor. Son haftalarda kötü gitse bile bu tür Liverpool önce, önceki Liverpool maçında mesela çok güzel bir maç söyle maç izletmişti bizde Real iki takımda. Brighton az daha yani galip bile gelebiliyordu o ilk mücadelesini hatırlıyorum. Özellikle bir 15-20 dakika öyle bir baskı kurdu ki Liverpool'a 3-4 tane atacaktı mesela orada. 2 tane gol attı mesela o maçta. Liverpool burada kazanır mı? Bakın eğer kaybederse Liverpool'un ben önerim şu Liverpool önünde bir Manchester City mücadelesi var. Bundan sonra değil önümüzdeki haftalarda bir Manchester City mücadelesi var. O maça kadar hata yapmasını beklemiyorum. Hata yaparsa puan farkı gider. Çünkü zaten bir maç eksiği var aldı diyelim 66. City o maçta zaten şampiyon belli olacak bence o maçta. O yüzden Liverpool burada zor da olsa düşük skorda bir galibiyet alır diye düşünüyorum bakın. Düşük skorda. Maç sonu 2'yi ben kombineme alırım. Denilir yani. Maç sonu 2. Liverpool güven verir. Inter'de yenildi. Fakat Inter'de çok yüksek bir performans sergilemedi. Yüksek orandan ne? Önerim diye baktığım zaman da 1.99 gibi oranı var. Ben mücadelelerin çok fazla gol beklemiyorum. 3.5 altında 2'nin oranı 1.99. Eğer ben Liverpool'a Masson 2.37'den riske etmek istemiyorum diyorsanız yüksek orandan 3.5 altında 2 yaparaktan da daha yüksek bir orandan riske edilebilir bir mücadele olduğunu görüyorum. E yani Liverpool'dur bu. Salah, Mane, Jota, Luis Diaz, Firmino. Yapın bir şeyler alalım çıkalım. Çitilelim gidelim. Salernitana ile Sassuolo mücadelesi. Ben bu maçın gol beklentisini görünce ciddi anlamda şaşırdım. Ben direkt gol beklentisini söyleyeyim ben sizlere. Maçın gol beklentisi 3-2 Sassuolo galibiyeti. Maçta 5 gol bekleniyor ciddi anlamda. Şimdi Salernitana'yı ben şu takıma benzettim. Benzetmemi haklı görebilirsiniz belki. Geçen sezon Benevento vardı bu ligde bildiğiniz üzere. Son haftalarda düşme hissi böyle artık düşeceği havasına girdikleri zaman takım korkmadan oynuyordu. Korkmadan oynadığı için kalesine hem pozisyona gidiyordu, kalesine hem de çokça pozisyon verebiliyordu. Bu Benevento benzetmesi bence Salernitana uyuyor çünkü lig sonuncusu. Ee, düşme potasından çıkmak için böyle 7-8 puanlık bir fark var. İşleri de zor mu? Zor. Ben burada Sassuolo'nun oyun futbolunu oyununu beğeniyorum. Ve Sassuolo'nun kendi evinde diyeceğim. Kendi fikstüründe çok zor maçlar var. Atalanta, Lazio, Roma, Inter. Bu büyük takımların hiçbiriyle daha oynamadı ikinci sezonda. ikinci döneminde diyeyim ben şu an. O yüzden bu maçı da bir kazanmak isteyeceklerdi diye düşünüyorum. Kazanamasalar bile ben bu mücadelede Sassuolo'nun atacağı 2 golü düşünüyorum. Deplasman 1.5 üstü burada sizlere idealden önerebilirim diye düşündüm. 1.49 gibi bunun oranı var. Sassuolo'nun atacağı 2 gol. Raspadori, Traore, başka kim vardı? İsimlerini unuttum ya. Skamaka, Berardi gibi isimler de hücum hattında olduktan sonra güven veren bir dörtlü arkadaşlar. 3-1 şekilde ileride duruyor. Kanatlarda işte Traore, Berardi bunlar zaten çok etkili. O yüzden Sassuolo'nun atacağı iki golü bir değerlendirdim. Bir de benim bu gol beklentisi yönünde yüksek gol beklendiği için belki Salernitana'dan o istediğimiz oyunu alabilirsek mücadelenin 3.5 üstüne gitme şansı da var. En yüksek orandan da bu iki oranı var bunun da. Değerlendirmeye böyle bir altına alabilirsiniz. Trabzonspor Göztepe mücadelesi. Göztepe'ye yeni bir teknik adam geldi bildiğiniz üzere. Thomas ligde yine bir teknik direktörlük şeyi vardı. Ligimizi tanıyan bir. Yani Göztepe'yi biraz daha bilen bir takım. Hoca diyeyim ben buna. Şimdi Göztepe kötü gidişatı var. Var mı? Var. Şöyle puan durumundan da baktığımız zaman zaten artık buradan bir hamle yapması lazım diye düşünüyorum ben üst sıralarda. Şimdi ben bu maça ne oynarım? Ne oynarım diye baktım. Şimdi ben bu mücadeleye dedim ki 2.5 üst mü gitsem dedim. Yoksa Göztepe'nin atacağı bir golümü alsam. Bu ikisi arasında kaldım ben. Ben burada arkadaşlar yeni teknik adam genellikle kelebek etkisi yaratabiliyor. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Kelebek etkisi yaratabiliyor yeni teknik adamlar. Ondan dolayı çok arada kaldım. Fakat Trabzonspor'un kendi taraftarı önünde taraftar da maşallah var. Stada gittiği zaman full çekiyor. Full çektiği gibi de inanılmaz bir destek veriyor Trabzon taraftarı. Bu sezon zaten olması gerektiği gibi yani puan farkı çok var diye artık burada kaybeder havasına girmek istemiyorum. Ee, çünkü kaybetse bile golü geçebilecek bir mücadele. Göztepe'nin golünden ziyade ben burada maçın belki 3-0'da kalma ihtimali de var mı? Var. Trabzon'la oynuyorsun sonuçta burada. Ondan dolayı ben burada üste gittim. Tek tercihimdir. 2.5 üstünün oranı 1.57 gibi oranı var. Bakın az önce analizleri yaparken 1.61'di. Şu an 1.57'ye düşmüş. Onu da belirteyim. Burada benim tek tercihim 2.5 üst olacaktır. Değerlendireceklere bol şanslar. Sampdoria-Juventus mücadelesi. Bu maç da benim için değerli bir mücadele. Kendim bu e, analizden ziyade biraz da tecrübe dayalı bir maç olacak bu. Tecrübeden ziyade çünkü Juventus'un şampiyonluk yarışına girmesini bekliyorum ben zaten. Bunu uzun zamandır söyledim. Ben çünkü Inter, Napoli gibi takımların bu tokenleri var bildiğiniz üzere. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yaptığımdan dolayı bu İtalya ligini özellikle takip ediyorum ben. Onu da belirteyim. Juventus'un da bu şampiyonluk yarışına gireceği belliydi. Bu olay ulaştıran transferlerinden falan sonra burada da şampiyonluk yarışına girmek için önemli bir sınav verecek burada Juventus takımı. Kazanır mı? Kazanabilir. Şunu da belirteyim. Ben burada bir maç son 2'yi alacağım. Direkt taraf tercihi 1.47 gibi orandan. Sizlere bir Juventus galibiyeti öneriyorum burada. Ama ama nasıl ama? Juventus kazanırsa da burada tek farklı bir galibiyet alabilir diye düşünüyorum. Tek farklı galibiyetini nasıl yüksek orandan değerlendirebiliriz? Handikap 0'ın oranı 3 oran. Skor beklentim mi arkadaşlar? 1-2'lik skora göre. Onu da belirteyim. Sampdoria atabilir mi? Atabilir. Ondan dolayı bu yönde bir beklentim var. Ama idealim burada Juventus'un galibiyetidir. Juventus bu maçı önemli bir sınav verecek. Ee, eksikleri var mı? Var. Eksikleri fazlaca var Emre. Onu da söyleyeyim. Bernardo Esir kart Zakaria, Bonucci, Cielini, Alexandro, Dybala, McKennie gibi isimler yok. Ev sahibinde Nikola Murru yok. O da önemli bir eksiklik mesela. Andre Conti de yok mesela ev sahibinde. Murru kart cezalısı. Onu da belirteyim. Sampdoria maçında. Ama Sampdoria'nın yaş ortalaması yüksek bir takım Sampdoria takımı. Bu yüzden ikinci yarıda çözülebilir bu mücadele. Ben 1-2'lik skora göre Juventus galibiyeti bekliyorum. Direkt maç sonu 2 idealimdir. Handikap 0'ın yüksek oranda 1-2 skorda zaten müneccimliktir. Gelelim 10 numara maça. Sizlere tek bu maçı önerdim. Onu da belirteyim. Videonun sonunda göreceksiniz. Bakın Tottenham videoda çok uzun olmaya başladı. Biraz hızlanayım. Tottenham arkadaşlar yeniden doğmuş bir takım gibi. Yeni doğmuş bir bebek gibi. Ve bunun en önemli rolü bana göre son değil Kane değil. Kim biliyorsunuz mu? Kul Kulukevski. Bu adam Tottenham'ı yeniden doğdurdu diyebilirim ben. diğer oyuncuların da çok iyi. Ben Bentancur olsun, hey Kane, Son zaten bunları biliyorsun ama Kulukevski burada ayrı bir hava kattı. Özellikle Tottenham'ın en zor yani sıkıntılı süreçlerinden geçmesinden ziyade son zamanlarda şunu çok doğru yaptılar. Son maçını izledim. Ben son maçında da inanılmaz etkilendim. Bunu da belirteyim final paslarını inanılmaz bir şekilde doğru yapmaya başladılar. Bu final pasları doğru oldukça pozisyon sayısı arttı. Kaleye bulan şut arttı. Gol sayıları otomatikman zaten arttı. Bu final paslarını doğru yaptığı için Tottenham takımı ben burada United'a karşı zeval verebilir diye düşünüyorum. United'in arkadaşlar hafta içinde oynayacağı bir Atletico Madrid maçı var. Kendi evinde ilk maçta bir bir berabere kaldı. Akılları burada olur mu bilmiyorum. Ama sizlere önerim şöyle bir idealden bir KG var alınabilir. Bir 49 gibi oranı var. Ama benim asıl anlatmak istediğim burada KG var değil kesinlikle. Burada KG varı alabilirsiniz. Maçın ideal tercihi. Benim size anlatmak istediğim burada Tottenham'ın atacağı iki gol. 2 gol. 2.20 gibi orandan aldım. 2.19'a düşmüş. Çok büyük oynama olmamış. Ama Tottenham United bastıracak kendi evinde. Old Trafford'da ne olacak taraftar? Haydi 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 bastır 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 bastır. Bastırıyorum baba bastırıyorum baba derken United'den ne olacak burada? O kontra ataklarını, final paslarını iyi yapan bir Tottenham olursa bu maçta Tottenham'ın atacağı iki gol burada el hali hoştur. Deplasman 1.5 üst 2.19. Bol şanslar. Arouca ile Pachos Ferreira mücadelesi bu maçı direkt tercihimi söyleyeyim isterseniz. 2.5 alt bekliyorum. 1.47 gibi oranı var zaten. Çok fazla gol beklenmiyor. Köller sağlar birbirini ağırlar diyorum bu maçta. O yüzden gol beklendi fazla yok. 2.5 alt direkt sizlere tercihimdir. Bu maç hakkında pek fazla konuşmaya gerek yok. Biraz takip ettim. Analiz yaptım. Aklınıza bulunsun. 2.5 alt. Takip isteyen oynamayabilir Takip etsin en azından. Alt tercihini kolay kolay vermem bu arada. Haydanım'la Werder Bilemem mücadelesi. Şimdi evinde iyi oynayan bir Aydın'ın takımı var. Çünkü evinde de bunlar da taraftarı önünde nasıl oynayabiliyoruz mu? Ya bastır bastır muhabbeti var ya. O bastırma muhabbetine bastıran bir takım bu Haydanım takımı da. Gol mu çok fazla? Gol diyor ama gol atıyor mu da inanılmaz seviyede gol atıyor zaten. Kendi evinde e, gol ortalaması şöyle mantıken bir hesaplayayım. 11 maçta 19 gol atsa 1.89 falan vardır kendi evinde gol ortalaması Haydanım takımının. Werder Bremen de 11 maçta 10 galibiyetini aldı. İnanılmaz bir şekilde ilerliyor. Ki Werder Bremen'in önemli bir maç var. Darmstadt mücadelesi var kendi evinde. O maçtan önce önemli bir sınav Hayda'nın mücadelesi. 1.76 oran açmışlar zaten Werder Bremen'e. İnanılmaz formda olmasına rağmen. Ben bu mücadelenin var olmasını bekliyorum. Güzel de bir maç. İdeal kombinelere eklenebilir bir mücadele olduğunu düşünüyorum. 1.49 gibi orandan. Değerlendirecekleri tek önerim bu maçada KG var olacaktır. Ee, sizlere bir skor yarışması sordum bildiğiniz üzere. United'la e, Tottenham maçının skorunu sordum. Yorumlara isterseniz gelebilirsiniz. Onun dışında kombin önerim ekrana gelsin. Bu maçta kombin önerisi yok videoda. Cumartesi günü kombin önerisi yok. Sizlerde zaten bülteni gördüğünüz çok güzel maçlar yok. Benim sizlere önerim son haftalarda izlediğim bir Tottenham takımı var. Beğendiğim bir Tottenham takımı var. Riskli mi? Riskli. Old Trafford'da 2 gol atar mı? Riskli. Zaten riskli olarak da yazdım. Fakat dediğim gibi final paslarını iyi yapan bir Tottenham olursa burada deplasman 1.5 üstü 2.20 orandan tek başına kupon bandında değerlendirme altına alabilirsiniz. Çok fazla yüklenmeyin takipli ilerleyelim. Değerlendirecek herkese bol şanslar dilerim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.